Evet, o dönemde kanun çıkarken de buna Türk alfabesi denilmiş, yeni Türk alfabesi denilmiş. O dönem çıkmış olan 1353 sayılı kanunun ismi dahi yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki kanundur. Niye böyle düşünülüyor? Çünkü daha evvel Arap alfabesi var, Latin alfabesi esaslı. Fakat içinde Latin alfabesinde olmayan harflerimiz de var. Bize has, bizden doğmuş. Bizim dilimize girmiş. İşte Ş var, Ç var, yumuşak G var, İ var. Bunlar bizim dilimize has harfler olduğu için Latin alfabesi esaslı ama yeni Türk alfabesi olarak geçmiştir. Nitekim o 1353 sayılı kanunun birinci maddesinde bu aynen şöyle belirtilir. Şimdiye kadar Türkçe'yi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Latin esasından alınan ve aşağıda görüldüğü gibi şekilleri gösterilen harfler Türk harfleri ünvanı ve hukukuyla kabul edilmiştir denilmiştir. Şimdi bu bir. İki, biraz daha o dönemki çalışmalar üzerinden birkaç örnek vereyim. Latin harflerinin eski Türk esaslı harflerden doğduğu üzerine bir inanış da, düşünce de vardı o dönem. Bir ulus devlet süreci yaratabilmek adına yeni Türk harfler olarak kullanmış olma ihtimali de fazla. Bu nedenle bu süreçte yeni harflerin Türkçenin diline uyan, Türkçenin yeni ses kaynaklarından oluşan diğer harflerle birlikte ortaya çıkarılmasından dolayı yeni Türk harfleri demek daha mantıklı geliyor.